Merhaba değerli dostlar, değerli öğrencilerim, değerli arkadaşlar. Bu videomuzda risk ve kriz yönetim dersimize bağlantılı olarak kaza sebep modellerini incelediğimizde yeni bir akademik teoriyi size aktararak ve basite indirgeyerek herkesin anlayacağı bir dilde anlatmak istiyorum. Bunu isterseniz havacılıkta, isterseniz de koronavirüsle yapılan mücadelede bir veri olarak kabul edebilirsiniz. Akademik düzeyde bir bilgi olacağı için ve size de faydası olacağını düşünüyorum. Daha önce domino teorisinden bahsetmiştik. Şimdi de bu dersimizde kazalarda ve risklerin yönetiminde enerji yayılım teorisinden bahsedeceğiz. Nedir bu enerji yayılım teorisi derseniz, domino teorisinden ne farkı var derseniz, domino teorisinde yani bütün taşların birbirini etkilediği, zincirleme sebeplerin oluştuğu teoriden bahsetmiştik biliyorsunuz. O tamamen insana odaklıydı, insanla ilgiliydi. Oysa enerji yayılım teorisinde mekan ve fiziksel ortam şapkamızın altındadır. Nedir bunlar? Bu teoriye göre bir insan vardır, bir de makine olgusu vardır. Bu insan ve makine olgusundan oluşan bir yapı düşünün. Bunların karşılayabileceğinden daha fazla kazaların veya risklerin veya krizlerin yüklenilmesi sonucunda ortaya çıkan kontrol edilmez bir enerji doğar. Biraz karışık bir cümle oldu. Tekrar ediyorum. Bu teorimizde kazalar bir yapıya, kazalar derken tabii risk sonucu oluşacak kazalardan, her türlü kazadan bahsediyorum. Virüsü de bir kaza olarak düşünebilirsiniz. Bir yapıya karşılayabileceğinden daha fazla, yani insanların ve makinelerin bulunduğu bir yapıya karşılanabileceğinden daha fazla yüklenilmesi sonucunda ortaya çıkan, çıkma olasılığı olan kontrol edilemez bir enerjiden bahsediyoruz. Peki burada ne demek istedik? Biraz açalım. Şunu demek istiyoruz. Enerji yayılım teorisine göre mekan ve fiziksel bir ortam olması gerekiyor. Konumuz bununla ilgili. Bu ortamın altında da olası riski ilk olarak o noktada engelleyebilmemiz söz konusu. Birinci madde olarak. İkinci madde olarak şiddetini azaltmamız söz konusu. Örneğin biz bu virüsle mücadelemizde sokağa çıkma yasağını 65 yaş vatandaşlarımıza uygulama örneğini verebiliriz. Ne yaptık? Şiddeti biraz azaltmaya çalıştık. 3. Riskin yayılmasını engellemek gerekiyor. Bu enerji yayılım teorisine göre. Böylece riski ablukaya altına almanız daha muhtemel olacak. Biz ne yaptık koronavirüs vakasında? Riskin yayılmasını nasıl engelledik? Bir takım kurallar koyduk. 1 metre kuralı koyduk. Yakınlaşmama, işte tükürükten bulaşabileceğini düşünerekten, uzak mesafe, sosyal mesafe diye adlandırdığımız olgulara geçtik. Bir evlerimizde oturalım dedik. Türkiye lütfen sokağa çıkma yasağı olmasına gerek kalmadan kendi başınıza bir izolasyon uygulayın dedik. Bu şekilde gerçekleştirdik. Peki dördüncüsü, korunması gereken malzemelerinizi, tekrar ediyorum, korunması gereken malzemeleri, zaman, belirli bir süreç var zaman içerisinde biliyorsunuz, ve mekan olarak ayırmamız gerekiyor. Bu teoride en önemli madde bu. Bir diğeri de riskleri tanımlamanız gerekiyor. Örneğin koronavirüste riskler neydi? Sokağa çıkmak bir riskti. Yaşlılara yaklaşmak bir riskti. Çocuklarla yaşlıları, gençlerle yaşlıları bir araya getirmek bir riskti. Ben burada tabii kişisel olarak şunu da düşünüyorum. Şu anda bu virüsün gençlere bir şey yapmamış olması, gelecekte de yapmayacağı, gelecekte de etkisinin olmayacağı manasına gelmeli mi, gelmemeli mi? İşte bir risk var bana göre. Çünkü bir soru işareti, henüz kanıtlanmış bir şey yok. Ya da hayvanlar üzerinde şu anda yok deniliyor ama gelecekte de olmayacak mı? Yani şu an insan üzerinde etkili olan bir virüsün gelecekte, tabii bunu tıpçılar bilir, bunu akademisyen olan doktorlar, hekimler bilir. Ben doktor hekim formatında değil, öğretmen formatında sizin
bilinçlerinize bir soru yöneltiyorum. Tabii ki cevaplamak sizlere kalacaktır. Ama ben her kesimin risk yöneticisi anlamında çok dikkatli, çok tedbirli, bütün olasılıklara karşı hazırlıklı olması gerektiğine dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bir diğer husus riskleri tanımlamaktı. Bizim için riskler neydi? Tekrar etmemiz gerekirse işte bu virüs davasında sokağa çıkmamamız, yakın iletişimde bulunmamamız, sosyal mesafede olmamız, sık sık işte boğazımıza gargara yapmamız, 15 dakikada bir su içmemiz, sıcak su içmemiz, vitamini almamız, D vitamini almamız, çinko almamız, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz gibiydi. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor ve bir diğer madde de hasarlara karşı dayanıklı hale gelmek. Aslında bağışıklık sistemimizi bu virüs olayında kuvvetlendirmekteki en büyük hedefimiz bu. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Koronavirüsün ülkemizde yönetim tarzında bütün enerji yayılım teorisine göre maddelerinin hem insan doğrultusuna domino teorisine göre hem de enerji yayılım teorisine göre mekanlar ve fiziksel ortamlar başta olmak üzere çok güzel bir şekilde uygulanmakta olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, çok rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Şimdilik hoşça kalın. İnşallah videomuz sizde başarılı olmuştur. Bu sırada dersimizi de buradan durduralım. Abone olmayı unutmayın diye ricada bulunuyorum. Çünkü neden? Ücretsiz bilgi veriyorum size, o yüzden. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Koronavirüsüne karşı ve olası bütün tehlikelere karşı her zaman çok iyi bir risk ve kriz yöneticisi olmanızı temenni ediyorum. İnşallah bunda benim de payım olur. Ve bu virüs davası bittikten sonra Türkiye'nin çok iyi risk ve kriz yöneticisi olarak dünyanın birinci, ikinci sırasında anılacak ülkeler arasında olacağına hiç kuşkum yok. Bu sizin sayenizde olacak diye düşünüyorum. Hoşça kalın.